Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere zekatın ekonomik fonksiyonlarından bahsedeceğim. Değerli izleyiciler, zekatın ekonomik fonksiyonları derken daha ziyade zekatın ekonomik denge açısından önemini vurgulamaya çalışacağız. Bizler ekonomiyi iki ana bölüme ayırabiliriz. Birisi üretim, diğeri de tüketim. Eğer ekonomi hem üretim hem tüketim açısından dengede ise o ülke ekonomik olarak dengede olan bir ülke demektir. Ama eğer bunlardan birisi dengesiz ise o zaman ekonomide dengesizlik vardır. Söz gelimi bir ülke çok tüketiyor ama fazla üretemiyorsa elbette bir gün ekonomik problemler ortaya çıkacaktır. Çünkü o çok tüketmenin karşılığını nereden bulacaksınız? Yani belki bir takımlarını bir sene, iki sene, üç sene, beş senelik vadelere yayabilirsiniz. Dolayısıyla bir nevi gelecekteki kazancınız mukabilinde 4-5 yıl öncesinden geleceğin gelirini bugün tüketebilirsiniz. Ama bunu da nereye kadar sürdürebilirsiniz? Elbette geleceğin gelirini bugün tüketmek istediğiniz zaman öyle bunu çok fazla uzatamazsınız. Dolayısıyla ister istemez üretim ve tüketimin bir denge seviyesinde olması gerekiyor. Tabii bunun tersi olarak çok üretiyorsunuz ama tüketemiyorsunuz. Ne olacaktır? Tüketemiyorsanız eğer elbette o üretim dengesi bir gün bozulacak. Dolayısıyla o üretimde çalışan insanlar bir gün işlerinden çıkarılacaklar. Ya da işte o üretimi yapan insanlar yeteri kadar kazanç sağlayamayacaklar. Dolayısıyla üretimle ilgili dengelerde eğer yeteri kadar tüketim yoksa üretim dengesi de bozulup gidecektir. Değerli izleyiciler, zekatın doğrudan üretimle ilgili olarak şu fonksiyonu vardır demek belki mümkün olmayabilir ama fakat tüketim dengesiyle ilgili olarak mutlaka çok önemli fonksiyonları var. Şimdi dedik ki bir ülkede üretim var ama eğer tüketim az ise netice itibariyle o üretimi de geriletir. Şimdi zekat bir açıdan tüketimin de önünü açmak suretiyle üretime destek verir ve yardımcı olur. Nasıl yardımcı olur? Şöyle yardımcı olur. Şimdi zenginin zekat vermediğini düşünelim. Zenginin elinde mal var. Ve diyor ki ben bunu mutlaka para mukabilinde karşı tarafa vereceğim. Eğer bana bir karşılık vermezlerse, bana bir bedel vermezlerse, bana bir para vermezlerse ben bu maldan zırnık başkasına koklatmayacağım. Ama karşıdaki adamın da parası yok. O zaman ne olacak? Bu zenginin elinde istediği kadar mal olsun, para olsun. Karşı taraftan bir talep gelmediği müddetçe bu mallarını tedavüle tabi tutamayacak. Bir nevi satamayacak. Satamayacağından dolayı gelirlerine yeni gelirler ekleyemeyecektir. Ama bakınız zekat bu çıkmazı, bu açmazı nasıl ortadan kaldırıyor? Şimdi zengin bir adam elinde hiçbir imkanı olmayan bir kişiye zekat verdiği zaman ne yapacak fakir? O zaman kendi ihtiyacı olan bir malı zenginden alacaktır. Elbiseye ihtiyacı varsa elbise alacak, ayakkabıya ihtiyacı varsa ayakkabı alacak, ekmeğe, şekere ihtiyacı varsa ekmek, şeker alacak, ete ihtiyacı varsa et alacak, balık alacak. Dolayısıyla zenginden fakire doğru bir para akışı olduğu zaman, bu karşılıksız gibi görünse dahi bir para akışı olduğu zaman zaten fakir muhtaç, eline 5 kuruş geçse onu hemen harcayacak. Bu bakımdan onun eline para geçer geçmez hemen tekrar mal sahiplerine onu geri verecek. Tabi bu sefer mal sahiplerine geri verirken ekonomi çarkının da
dönmesine böylece yardımcı olacaktır. Hatta belki bu sefer o çark birkaç el değiştirerek dönecektir. Yani mesela fakir gidecek, kasaptan bir miktar et alacak. Kasap gidecek, çocuğuna bir önlük alacak. Efendim işte önlük satan dükkan sahibi gidecek, evinde musluğu bozulmuştur, gidecek onunla musluk alacak. Böylece o az para, o küçük para birkaç sefer dönmek suretiyle belki aynı zengine dönecek. Ama aynı zengine dönerken 10 kere el değiştirecek. Ve ekonomide de şöyle bir kural vardır. Bugün bir kere el değiştiren 100 lira ile 10 kere el değiştiren 10 liranın ekonomik değeri aynıdır. Her ikisi de 100 liralık iş yapmıştır. Bir kere el değiştiren 100 lirada 100 liralık iş yapmıştır. Bugün 10 kere el değiştiren 10 lirada 100 liralık iş yapmıştır. Dolayısıyla bir para ne kadar çok tedavül ederse ekonomi o kadar canlanmış olur. Bu yüzden zekat bir nevi durağan haldeki ekonominin canlanmasının en önemli sebeplerinden elbette birisidir. Ekonominin böyle üretime önemli bir katkısı var. Ama esasen zekatın ekonomiye en büyük katkısı şudur. Şimdi genellikle toplumlar zengin, orta halli ve fakir olmak üzere üç kısma ayrılıyorlar. Ve genellikle de toplumların %20'si zengin sınıfından sayılır, %20'si fakir sınıfından sayılır. Ortada kalan %60 kadarı kadar da orta sınıftan sayılır. Tabii o ülkenin şartlarına göre biz bunu değerlendiriyoruz. Yani en çok gelir alan %20 zengindir. Efendim gelirden en az pay alan %20 fakirdir. Gerçekten başkalarının da yardımına muhtaç olacak şekilde hayatiyetlerini devam ettirmektedirler. Ha, %60'ı da her türlü ihtiyaçlarını tam olarak belki karşılayamıyorlar ama başkalarına muhtaç olmayacak bir şekilde de o kendi toplumlarında ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Şimdi ekonomik olarak gelir dağılımı açısından burada asıl problem kiminle ilgilidir? Asıl problem en alttaki %20 ile ilgilidir. Eğer en alttaki %20'nin problemlerini biz çözersek, o zaman gelir dağılımı ile ilgili, geçim standardı ile ilgili olarak o ülke insanların problemi büyük ölçüde çözülmüş olacaktır. Şimdi şöyle bir sistem geliştirsek, efendim işte bir ülkenin en çok zengin olan %20'si, en çok fakir olan en alttaki %20'ye bakacak. Peki o zaman ülkede önemli bir problem kalır mı? Kalmaz. Yani çünkü kendisine bakamayan, başkasına muhtaç durumda olan kişilerin oranı nedir? %20 kadardır. O %20'ye de bir şekilde bakılıyorsa, adeta devlet desteğine de ihtiyaç kalmaksızın, o toplumdaki başka insanlar tarafından o %20'ye de bakılıyorsa, ekonomik olarak başkalarına muhtaç bırakılmıyorsa onlar, hatta devlete dahi muhtaç bırakılmıyorsa o kişiler, o zaman o toplumda ekonomik denge sağlanmış demektir. Gelir muvazenesi bir açıdan sağlanmış demektir. İşte zekat bunu temin ediyor. Yani her zaman genel olarak şunu söylememiz elbette mümkündür. İşte bir toplumun %20'si zengindir, %20'si fakirdir ve zekat alacak seviyededir mutlaka. Ama %60'ı da şöyle orta seviyede bulunur. Belki kimileri zekat alabilecek seviyede olabilir ama öyle çok fazla da muhtaç değildir. Şimdi o ilk %20, bu en alttaki %20'ye baksın denildiği takdirde toplumdaki ekonomik problemler kendiliğinden çözülebilir. Ve esasen zekat işte böyle bir şeyi sağlıyor. Şimdi bakınız, toprak mahsullerinden %10, başka bir ifadeyle onda bir oranında zekat vermek gerekiyor. Bir kişi nisap miktarı da 5 vesk dediğimiz bir miktardır ki
ortalama 650 kilo civarındadır. 650 kilo, bir ton bile değildir yani. Şimdi 650 kilo üretimde bulunan bir kişi ürettiği malın onda birini fakirlere verecektir. Şimdi bu ne demektir? Aşağı yukarı bir ülkedeki toprak mahsullerinin onda biri bedelsiz olarak fakirlere aktarılacak demektir. Şimdi toprak mahsulleri açısından ülkemizde veya herhangi bir ülkede durumu bir böyle düşünelim. Durumu bir böyle düşünelim. Mesela Türkiye'de toprak mahsullerinin onda birinin karşılıklı olarak fakirlere verildiğini düşünelim. Diğer taraftan yine altın, gümüş, ticaret eşyası gibi malların da 1/40'ının yine bedelsiz olarak fakirlere verildiğini düşünelim. Zekatın tam olarak ödenmiş olduğunu düşünelim. Gerçekten böyle bir durumda en aşağıdaki %20'nin hacat-ı zaruriye dediğimiz ihtiyaçları, zaruri ihtiyaçlar dediğimiz ihtiyaçlar karşılanmış olacaktır. Yani zekat bir nevi en alt tabakadaki kişilerin, fakirlerin zaruri ihtiyaçlarını karşılamayı öngören bir ekonomik yükümlülüktür aynı zamanda. Yani bir ibadettir ama aynı zamanda bir ekonomik yükümlülüktür, aynı zamanda bir sosyal yükümlülüktür. Dolayısıyla siz en alttaki %20'nin zaruri ihtiyaçlarını karşılarsanız eğer, o toplumda sosyal problemler de olmaz, zengin fakir arasında çatışma da olmaz, zengin fakir arasında nefret ve kin duyguları da olmaz. Fakirden zengine doğru hürmet ve saygı duyguları yükselir. Zengin de tabii fakire bir şeyler verdiğinden dolayı onu da seviyor, ona şefkat ediyor, ona merhamet ediyor demektir. Malla birlikte onun sevgisi, şefkati ve merhameti de fakirlere doğru gelir. Dolayısıyla zekat aynı zamanda bir toplumun ortalama olarak öyle ifade edebiliriz. En alttaki %20'sinin ihtiyaçlarının en üstteki %20 tarafından karşılanması anlamına gelir. Ha şimdi böyle bir ülkede, zekatın tam olarak işlerlik kazandığı bir ülkede açlık probleminden söz etmemiz asla mümkün olmaz. Ki tarihe baktığımız zaman da İslam tarihinde pek çok İslam devleti kurulmuş, çökmüş. Ama bütün bunların hiçbirisi toplumdaki ekonomik sıkıntılar ve açlık probleminden dolayı ortaya gelmiş değildir. Hani Fransız İhtilali olmadan önce ihtilalciler saraya dayanmışlar. İşte ekmek, ekmek diye bağırıyorlar. Açız, açız diye bağırıyorlar. O zaman için küçük kraliçe, sonradan kraliçe olan Marie Antoinette rivayetlere göre demiş ki, bunlar ne istiyorlar? Ona demişler ki, bunlar ekmek istiyor. O da demiş ki, eğer ekmek bulamazlarsa pasta yesinler. Ekmek bulamazlarsa pasta yesinler. Şimdi sarayda yaşayıp fakirlerin halinden anlamayan bir kişi, ekmeğin olmadığı zaman önünde hep pastayı hazır bulan bir kişi böyle düşünebilir. Ama tabii doğru düşünce nedir? Bir insan ekmeği bulamıyorsa pastayı nereden bulacak? Ekmeği bulamayan adam pastayı nereden bulacak? Ha o zaman tabii biraz küçük, konuyu da iyi anlamıyor ama tabii bir taraftan da işte onun yaşantısı ona öyle söylettiriyor. Ekmek de her zaman var, pasta da her zaman var. Dolayısıyla hemen onun hatırına şu söz gelebiliyor. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler. Tabii bu durum aynı zamanda fakirlerin halini hiç bilmediğini, onun hiç fakirleri anlamadığını gösteriyor. Şimdi İslam dünyasında böyle bir şey olmamıştır. İslam dünyasında hiçbir zaman böyle bir şey olmamıştır. Hiçbir ülke, İslam devleti, ekonomik güçsüzlükten dolayı çökmüş değildir. Genellikle bir iktidar mücadelesi neticesinde ve çoğunlukla da işte karşıdaki kuvvet kendisinden daha güçlü olunca o çöküp gitmiş.
Yani diyelim ki Emeviler gitti, Abbasiler geldi. Yani şimdi Emevilerin çöküşü ekonomik problemlerden dolayı mı oldu? Hayır, öyle değil. Yani siyasi bir mücadele vardı. Haşimoğulları ile Emeviler arasında siyasi bir mücadele vardı. Ve bir gün geldi, Haşimoğulları daha güç kuvvet buldu. Abbasoğulları daha güç kuvvet buldu. Bir savaşta Emeviler yenildi. Abbasi ailesi iktidara geldi. Yani esasen ortada devlet değişikliğinden bile neredeyse söz etmek mümkün değildir. Sadece aileler değişmiş. Yani daha önce işte iktidarda Emevi ailesi oturuyorken daha sonra Abbas ailesi oturmaya başlamış. Genellikle İslam ülkelerinin kendi içindeki iktidar değişikliği aile değişikliğinden ibaret kalmıştır. Ha, bazen dış ülkeler tarafından çökmüş olması da yine içteki bazı karışıklıklar ve dışarıya karşı yeterince güçlü olmadığından kaynaklanıyor. Ve tabii bazen de çok güçlü olmanız mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü üzerinize birleşmiş bir güç olarak geliyorlarsa eğer, gerçekten onlara karşı tek bir devlet olarak karşı koymanız biraz zor olacaktır. Mesela Osmanlı Devleti bunun en iyi örneklerinden birisidir. Osmanlı Devleti çökerken bile dünyanın 6. seviyede büyük devletiydi. Yani biz bugün artık böyle dünyanın 20'li ülkelerinden ekonomik güç olarak 20. sıralarda olmaktan dolayı övünüyoruz. Ama Osmanlı Devleti çökerken bile dünyanın 6. büyük devletiydi. Ama niye çöktü? Yani içeride büyük ekonomik problemler mi vardı? Yani şimdi şunu da hemen söyleyelim ki Avrupa o gelişmişliğine rağmen özellikle gıda ile ilgili bir takım ihtiyaçlarını Osmanlı Devleti'nden karşılıyordu. Kendileri karşılayamıyorlardı. Yani onlar işte silah yapıyorlardı, bir takım makineler yapıyorlardı, efendim bazı teknolojik aletler yapıyorlardı. Ama yemek, içmek bakımından kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bir üretim yapamıyorlardı. O sıkıntılı dönemlerde dahi Osmanlı Devleti'nin ürettiği malların bir kısmını alarak ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Ve ortalama yüzde Osmanlı Devleti buğday ve benzeri cinsten olan bir takım malların %10 kadarını Avrupa'ya ihraç ediyordu. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin de elbette ekonomik olarak çok güçsüz oluşundan dolayı çöktüğünü söylemek asla mümkün değildir. Ha, yani hiç ekonomik problemler yok muydu? Elbette vardı. O problemler neydi? İşte Avrupa'da teknolojik gelişmeler olmuş. Silah sanayi gelişmiş, bir takım fabrikalar kuruluyor. Şimdi Osmanlı Devleti çiftçi bir devlet, bir tarım toplumu. Şimdi tarım toplumunu sizin sanayi toplumunu haline getirmeniz fevkalade zor ve güç bir şey. Osmanlı'nın belki en büyük problemi oydu. Ama bunu da yapması gerekiyordu. Yapmak için de esasen çok çabaladılar. Sonra o dönüşüm tam olmadı. Fakat Avrupa devletleri birleşip de Osmanlı üzerine saldırınca, yani şimdi karşınızda İngiliz'i var, Fransız'ı var ve İtalya'sı var. Her ne kadar Almanlarla birlik halinde olsak bile Almanya o tarafta çökünce, Almanya yenilince bizim tek başımıza bütün bu üç büyük düşmana karşı zafer kazanmamız mümkün değildi. Ama Osmanlı esasen Birinci Dünya Savaşı'nın hiçbir yerinde de yenilmiş değildi. Yani kısmi bazı yerler istisna edilirse hiçbir yerinde de yenilmiş değildi. Ama Almanya'nın teslim olması neticesinde Osmanlı da teslim olmak mecburiyetinde kaldı ve koca Osmanlı Devleti dağıldı. Yani ekonomik olarak kendi içinde büyük problemleri olduğu için değil, karşısında daha büyük bir güç olduğundan dolayı. Yani şimdi 70 kiloluk bir pehlivan, ne kadar iyi pehlivan olursa olsun, karşısına 100 kiloluk bir pehlivanı çıkardığınız zaman onun karşısında yenileceği tabii bir şeydir. Yani 100 kiloluk pehlivana karşı öyle her oyun kafi gelmez. Bir de tabii siz de biraz oyun kabiliyetinizi kaybetmişseniz
daha da galip gelme imkanınız ortadan kalkar. Evet, İslam devletlerinde o kadar devlet gelmiş geçmiş, hiçbirisinde bir açlık problemi olmamıştır. Hiçbirisinde derin ekonomik problemler olmamıştır. Böylesi problemlerin olmamasını büyük ölçüde zekata bağlamak mümkündür. Evet, zekat toplumsal güveni sağladığı gibi, toplumun sosyal dayanışmasını temin ettiği gibi ekonomik dengeyi de temin eder. Ekonomik denge demek illa zenginlik demek değildir. Zenginlik başka bir şeydir. Ekonomik denge daha başka bir şeydir. Eğer bir ülkede fakirler açlıktan ölmüyorsa, fakirlere insanlar yardım ediyorsa, o ülkede ekonomik denge belli bir seviyede var demektir. Ve zekat bu garantiyi bir nevi ortaya koyan bir ibadettir. O bakımdan eğer devletler ekonomik dengelerini sağlam tutmak istiyorlarsa zekat ve benzeri bir takım vergileri mutlaka sağlam bir şekilde uygulamak mecburiyetindedirler. Evet, zekat sosyal hayatımızın ve ekonomik hayatımızın da bu anlamda temelini oluşturmaktadır. Başka bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın değerli izleyiciler.